Faul cezası gerektiren hatalı hareketlerden el açık kaçış ve eli alttan yumruk yaparak kaçış. Uygulamalarını görelim. İlk önce eli alttan yumruk yaparak kaçışın uygulamasını göreceğiz. Evet. Ready, go. Evet, burada ne yaptı sporcumuz? Bütün parmaklarını kapatıp sadece baş parmağı, yavaşça gösterelim. Baş parmağı, bakın, rakibin elinde kaldı. Diğer dört parmak yumruk şeklinde altta, müsabakadan tamamen koptu. Bu ne demek oluyor? Ben müsabaka yapmak istemiyorum demek oluyor. Ve buradan kopma gerçekleştiğinde bu bir faulle cezalandırılıyor. Bir diğer kaçış el açık şekilde kaçıştır. Bunun uygulaması da yürü. Evet, burada dikkat edin. Tamamen parmakları açtı. Tutuşunu yap. Bu arkadaş yükleniyor. Bu arkadaş da elini daha rahat kaydırabilip kaçırabilmek için tüm parmaklarını açıyor. Bunu tespit ettiğiniz anda vermeniz gereken el açık vaziyette kaçış, faul. Bunun tespiti biraz zordur. Genellikle çok hızlı müsabakalar yapılır. Bir tane el açık pozisyonda kaçışı hızlı yapın. Ben komut vereceğim. Ready, go! Evet. Bunu tespit etmek için çok maç yönetmeniz gerekir. Böyle bir şeyi net bir şekilde göremiyorsanız, el açık kaçışı net bir şekilde tespit edemediyseniz, vermeniz gereken karar bağ olmalıdır. Kayıt. Faul cezası gerektiren hatalı hareketlerden bir tanesi de müsabaka esnasında tutamacı kendine avantaj sağlayacak şekilde bırakıp faulü gerçekleştirmektir. Evet, bunun uygulamasına bakalım. Ready, go! Stop. Tutamacı bıraktı. Faul. Burada neden yardımcı hakem durdurdu maçı? Çünkü onun tarafında cereyan eden bir olay ve onun daha net gördüğü bir olay. Evet, sporcu tutamacı bıraktığı anda yenme işini daha kolaylaştırdı. Kendi açısını biraz daha kazandı. Bu kendine bir avantaj sağladı anlamına gelir. Ve bunun yorumunu yapan hakemimiz de müsabakayı durdurarak faulü verdi. Doğru karar verdi. Evet arkadaşlar. Faul cezası gerektiren hatalı hareketlerden tehlikeli pozisyonu şimdi göreceğiz. İki tane tehlikeli pozisyon şeklimiz var. Bir tanesi omuzun bilekten öne doğru gelerek bileğin omuzdan geriye doğru düşmesi. Bir diğeri de sporcunun yenik vaziyetteyken iki omuzunun birden masanın altına inmesi. Şimdi bunları uygulamalı görelim. Düzelt omuzları. Ready, go! Stop! Tehlikeli pozisyon. Faul. Evet. Burada ne yaptı sporcumuz? Omuzunu öne bastı, yeneceğim diye. Ama bileği geride kaldı. Burada bakın imkansız bir eklem pozisyonu var. Burada tehlikeli pozisyon sakatlanmalara sebep olabileceği için yardımcı hakemimizin müdahalesi çok doğruydu. Omuzdan tuttu, bileği tuttu. Tehlikeli pozisyonun verebileceği zararı engelledi ve maçı durdurdu. Evet, ikinci tehlikeli pozisyonumuzu göreceğiz şimdi. Ready, go! Ayağa kalk. Ayağa kalk. Stop. Tehlikeli pozisyon, faul. Burada nasıl oldu durum? Bunu da bir görelim. Sporcu yenik vaziyette, artık eklem açısı kalmamış. Biraz daha bastırdığı zaman eklemine zarar verebilecek bir açıya gelmiş. Ve sporcuyu uyarıyoruz. Diyoruz, ayağa kalk. Ayağa kalk. İkinci uyarıdan sonra sporcu hala tehlikeli pozisyonda ise maçı derhal durdurup pozisyondan çıkartıp faulünü veriyoruz. Evet arkadaşlar. Faul cezası gerektiren hatalı hareketlerden devam ediyoruz. Şimdi hakem tutuşu kararı vermişse baş hakem, hakem tutuşu kararından sonra sporcuların hakemin yönlendirmesi dışında yaptıkları en ufak omuz oynaması, bilek oynamaları, parmak oynamaları, hepsi en ufak şekilde bile olsa anında stop diyerek maç durdurulur, hakem tutuşu durdurulur ve faulle cezalandırılır. Yani hakem tutuşunda ready go komutundan önce de
sonra da yapılan tüm ufak hareketler, hareketlenmeler, eklem oynamaları faul ile cezalandırılır. Bu çok önemli bir detaydır arkadaşlar. Tekrarlıyorum, hakem tutuşunda ready go komutundan önce de sonra da yapılan tüm hatalı hareketler faul olarak cezalandırılır. Bilek güreşinde aynı anda yapılan fauller. Şimdi müsabaka esnasında her iki sporcu da aynı anda bir faul yapmış ise bunu iki sporcunun yaptığı da faulü yok hükmünde sayıp müsabakaya kaldığı yerden devam etme şeklidir. Aynı anda yapılan fauller geçersizdir ve müsabakada faul olarak sporcunun hanesine yazılmazlar. Bunu uygulamalı görelim. Dirsek faul yapacak arkadaşlarımız. Ben kendi tarafımdaki dirsek fauline, dirsek pedine bakacağım. Yardımcı hakemim kendi tarafındaki dirsek pedine bakacak. Veya bu başka faullerle de olabilir. Mesela yardımcı hakemim tarafındaki sporcu tehlikeli pozisyona girmiş olabilir. Benim tarafımdaki sporcu dirsek faul yapmış olabilir. Aynı anda bu tespit edilirse iki faul de yok hükmündedir. Şimdi biz dirsek faulünden uygulamasını yapalım. Ready, go! Stop! Dirsek, faul. Yardımcı hakemim bu tarafa dirsek faul verdi. Benim olduğum tarafa dirsek faul verdim. O zaman ne yapıyorum? Yardımcı hakemi yanıma çağırıyorum. Benim tarafımdaki dirsek faul olduğunu net bir şekilde gördüm. Seninkini görmedim. Ben de benim şeyim. Evet. Yardımcı hakemim de kendi minderinde dirsek faul olduğunu tespit etti. O zaman ne yapıyoruz? Dirsek faul. Dirsek faul. Fauller yok hükmündedir. Ve müsabaka kaldığı yerden devam eder. Evet arkadaşlar. 3'te 2'lik pozisyonda yapılan fauller. Bu konuyla ilgili videomuzda bilgilendirme yapacağız. Müsabaka başlangıç noktası 3'te 1'lik ve 3'te 2'lik. Şu pozisyon dikkat edin. Dikkat edin. Tuş pedine yaklaşık 5-7 santim arasında kalan 3'te 2'lik pozisyonda şu pozisyonda yenik olan tarafın yaptığı tüm fauller. Dirsek faul olabilir. Tehlikeli pozisyon faulü olabilir. Veya el açık kaçış faulü olabilir. Tüm fauller faul ve maç olarak değerlendirilir. Burada yapılan fauller artık elin tuş pedine değip değmemesine bakılmaksızın bir faul, iki faul olmasına bakılmaksızın direkt karşı tarafa maç olarak değerlendirilir. Bu da bilek güreşinin 3'te 2'lik kuralıdır. Evet arkadaşlar, şimdi müsabakalarda çok nadir olsa başımıza gelebilecek bir pozisyondan bahsedeceğiz. Müsabaka nasıl sona eriyordu? Benim sağımdaki sporcu kendi tuş minderine sporcunun, rakibinin elini değdirir veya pet seviyesinden aşağı düşürürse müsabaka sona eriyordu. Solumdaki sporcu kendi tuş pedinin olduğu tarafta sporcunun bilekle parmak arasındaki herhangi bir bölgesini pede değdirir veya seviyesinden altına düşürürse tuşu gerçekleştirmiş oluyordu. Yalnız burada enteresan bir durum var. Hepiniz daha rahat görün diye tuş pedini kaldıralım. İki sporcunun bileği tam center, masanın orta noktasında tuş pedi seviyesinin altına iner ise böyle bir pozisyonda hakem olarak kararımız ne olmalı konusuyla ilgili videomuzu çekeceğiz. Şimdi arkadaşlar, böyle bir pozisyonda karşılaşırsak burası ne benim sağımdaki sporcunun ne de solumdaki sporcunun tuş bölgesi olmadığı için ben hakem olarak herhangi bir müdahalede bulunamam. Sadece bir sporcunun kendi tuş bölgesine doğru yönlenmesi durumunda eğer pet seviyesinin altına düşmüş ise bilekler, o zaman maçı durdurur. Stop. Kendi tuş bölgesine bileğini eğmeyi başaran sporcuya maçı verebilirim. Eğer maç ortada kilitli kaldıysa buna ben müdahale edemem. Evet arkadaşlar. Şimdi bağ maçına nasıl gidilir? Bağ maçı hangi pozisyondan sonra bağ maçı kararı verilir? Bunlarla ilgili videomuzu işleyeceğiz. Evet.
Müsabakaya gelen ilk sporcu da biz bağ maçı ile devam etmek istiyoruz deyip aynı kararda ise bağ maçı ile müsabaka devam eder. Eğer aynı kararda değillerse müsabaka başlatılır. Sporcuların elleri birbirlerinden istemsiz bir vaziyette kopması, ayrılması durumudur. Bağ kararı verme durumu. Şimdi bunun uygulamasına bakacağız. İlk önce yavaş yapın. Ondan sonra hızlı bir bağ kararı verelim. Ready, go! Evet. Burada gördüğünüz gibi ikisi de maç yapmak isterken güçler denk olduğu için parmaklardan çözülme meydana geliyor. Bu bir kaçma değildir. İkisinin elinin birbirinden istemsizce ayrılmasıdır. Bu zaman böyle bir pozisyonda hakemin vermesi gereken karar bağ maçıdır. Bağ maçında toka hakemden taraf olan elin ikinci parmak boğum seviyesinde yerleştirilir. Burada yardımcı hakem görevini baş hakeme yardımcı olmak şeklinde gerçekleştirir. Baş hakem tokayı doğru bir şekilde yerleştirdikten sonra evet. Kendinde taraf olan bileğin altından mı üstünden mi bağın dolanması gerektiğini sporcuya sorar. Nerenin altından? Sporcunun bilek kemiği alt tarafı dirsek tarafında olan taraf alt tarafı, bilek kemiğinin üst tarafı üst tarafıdır. Bilek kemiğinin iki parmak altından dolamak eğer alttan istiyorsa iki parmak altından dolamak icap eder. Eğer üstten istiyorsa bilekle bilek kemiğinin arasından kayışı dolayarak bağlamayı gerçekleştiririz. Burada sorumu soruyorum. Alttan mı üstten mi? Alttan. Alttan. Burada dikkat etmeniz gereken şey kayışın gerginliğini hiç bozmamaktır. Evet, çektim. Diğer taraftan alttan mı üstten mi? Üstten. Üstten istedi. Bakın. Burada doladığım yerde gerginliği hiç bozmadım. Kayışın ucunu aldım. Gerginlik hala bende. Üstten bağladım. Dikkat edin, gerginlik hala bende. Diğer tokanın alt tarafındaki bağ tarafından tutup gerdirdiğim ipin bağın ikisini birleştirip tokadan bağlamayı gerçekleştiriyorum. Gerginlik hiçbir zaman benim kontrolüm dışına çıkmadı. Tekrar yukarıya aldım, gerginlik bende. Aşağı doğru çekiyorum. 1 ve 2. Bu benim bağ bağlama sıkılığım ve standartım. Bazı sporculara bol gelebilir. Böyle bir durumda her iki sporcu aynı fikirdeyse, her iki sporcu bağı biraz daha sıkmanız gerektiğini istiyorlarsa, söylüyorlarsa bağı sıkabilirsiniz. Ama bir sporcu bağı sık, bir sporcu da hayır hocam bağ yeterli sıkılıkta diyorsa, o zaman bu hakemin inisiyatifindedir. Hakemin verdiği karar sıkılığı geçerlidir. Bağ bağladık. Vermemiz gereken komut bundan sonra normal bağsız maç gibi tutuşunu yap. Tutuşunu yap. Yardımcı hakem orada neyse görevi onu yapıyor. Omuzları düzelt. Center'a gel. Bileği düzelt. Ready, go. Stop dedik. Maçı durdurduk. Burada isterseniz bağı çözmeden de karar verebilirsiniz. Ama bizim Türkiye'deki uygulamamız bağı çözüp kararı daha sonra açıklamaktır. Maç. Evet arkadaşlar, yakın çekimden bağ nasıl bağlanırı tekrar işleyelim. Kendimize ait olan taraftaki bilekte ikinci parmak seviyesinde tokayı yerleştirdik. Alttan kayışı tuttuk. Yardımcı hakemim kayış bağ kaymasın diye orada bağı sabitledi. Gördüğünüz bileğin şuradaki kemiğinden altından mı bağlayayım, üstünden mi bağlayayım sorusunu sporcuya yöneltiyorum. Alttan mı, üstten mi? Alttan. Alttan dedi. Bu kemiğin iki parmak altından bağı çeviriyorum. Gerginliğini asla bırakmıyorum bağın. Alttan mı, üstten mi sorusunu diğer sporcuya soruyorum. Dikkat edin, kendimden olan bilekten ilk önce başladım bağ bağlamaya. Arkadaşımız üstten dedi. Bakın,
Gerginliği hiçbir şekilde bırakmıyorum. Tuttum. Çevirdiğim bağın altından geçiriyorum. Bak buradan geçirmiyorum. Çevirdim bağı alttan. İçeriden geçiriyorum. Ve gerginliği bırakmadan hala bağın gerginliği bende. Dikkat edin. Evet, tokanın altından kayışı tutup birleştiriyorum. Gerginlik bozulmadı yine. Kayışın ortasından ve bana yakın olan delikten kayışın ipini geçirip gerginliği tekrar bırakmadan birinci sıkım ve ikinci güçlü sıkımı yapıyorum. Burada dikkat etmemiz gereken şey, biraz alttan çekebilirsek bu gördüğünüz alttaki kayışın, kaldırın biraz ellerinizi, biraz gergin olması gerekiyor. Burası gevşekse bağ da gevşek anlamındadır. Burası gergin olmalı. Evet arkadaşlar, bağ bağlanış şekli bu şekildedir. Çözme de tokanın altından çekip bağı serbest bırakıyoruz. İki bileği birbirinden ayırıyoruz. Evet arkadaşlar, bilek güreşinde her iki sporcunun birbirleriyle adaletli bir şekilde tutuş sağlayamaması durumunda hakemin verdiği bir karar var. Bu da hakem tutuşudur. İki sporcu masaya geldiğinde 30 saniye içerisinde tutuş yapamazlarsa hakem tutuşuna giderek adaletli bir tutuş yapmayı sağlar. Evet, şimdi 30 saniye tutuşamadığını farz ederek iki sporcunun hakem tutuşuna gittiğini ve bunun uygulamasını yapalım. Evet, hakem tutuşu. Şu andan itibaren tüm hareketler hakemin yönlendirmesiyle olmalıdır. Bunun haricinde hareketler faul ile cezalandırılır. Hakem tutuşuna başlamadan önce iki sporcu masadan ayrılır ve sporculara sormamız gereken bir soru var. Dört parmak üstten mi kapatayım, dört parmak altta mı kalsın? Bu soruyu her iki sporcuya sorup kapatma şekillerini öğrenmemiz gerekmektedir. Üstten mi, alttan mı? Alttan. Üstten, üstten. Evet. Dirsekleri koy, eller açık vaziyette dur. Şu andan itibaren hakem tutuşuna gittik. Kimse kımıldamıyor. Burada eli ilk önce hangi tarafın kapatılması gerektiği konusu ilk hakem tutuşu kapatmasında hakemin inisiyatifine bırakılmıştır. Hakem istediği tarafın elini kapatabilir. Eğer herhangi bir faulle maç bölünürse ikinci kez yapılan aynı maçta ikinci kez yapılan hakem tutuşunda diğer sporcunun eli kapatılması zorunludur. Bu kuraldır. Evet, ilk önce dirsekleri center'da ayarlıyorum. Dirseğini sabitledim. Kımıldama. Dirseğini sabitledim. Kımıldama. Omuzunu sabitledim. Kımıldama. Omuzunu sabitledim. Kımıldama. Elleri sabitledim. Şu andan itibaren asla kımıldamıyorsunuz arkadaşlar. Evet. Parmakları kapatıyorum. Evet. Yardımcı hakem ellerini çekti. Tamamen bana bıraktı. Ben komutu vererek başlıyorum. Ready, go! Stop. Tuttuk. Maç. Evet arkadaşlar. Yakın çekimden hakem tutuşunu bir daha uygulama olarak bakıyoruz. Hakem tutuşu kararını verdik. Yardımcı hakemimiz bileklerden tuttu. Oynamaması için. Dirsekleri sabitledik. Omuzu sabitledik. Evet. Dört parmak üstten mi alttan mı sorumuzu sorduk. Alttan. Üstten. Evet. Şimdi ne demiştik? İlk kapatışta hakemin inisiyatifindedir. Eller rotasyonda mı değil mi diye. Bakın. Bu şekilde hakem tutuşuna başlamayın. Bilekler yamuk başlar. Ne yapacaksınız? Bileğin tamamen düz olduğunu ve iki avucunda birbirinin içine tam yerleştiğini görün. Ondan sonra bu baş parmakla işaret parmağı arasındaki boğumun seviyesinin eşit olduğuna emin olun. Bu seviye bozulduğu zaman adaletsiz bir tutuşma gerçekleşebilir. O yüzden bu seviye net bir şekilde aynı hizada olması gerekiyor. Evet, yardımcı hakemimiz tuttu.
Rotasyonu düzelttik. Bakın burada rotasyon çok önemli. Rotasyonda olan sporcu avantaj sağlayabilir kendine. O yüzden rotasyonu da düzelttik. Şu andan itibaren ellerinizi sabitledim. Kımıldamıyorsunuz. Bıraktınız. Kımıldadıkları anda faul alırlar. Ne yapıyorum? Bakın bir tanesi ne demişti? Dört parmak alttan demişti. Bir tanesi de dört parmak üstten diye. Evet, kapattım. Yardımcı hakem çekti ellerini, bilekleri ben aldım elime. Ready, go. Stop. Maç. Merhaba kıymetli arkadaşlar. Hakem eğitim videolarımızın sonuncusunu da çektik, bitirdik. İnşallah sizlere faydalı bir iş yapmış oluruz. Bizim çektiğimiz videolardan inşallah en üst seviyede faydalanırsınız. Bu videoları çekerken bizlere yardımcı olan Dursun Fatih Çepel milli sporcumuz, Eren Yıldız ulusal hakemimiz, Ömer Faruk Aslan milli sporcumuz ve ben Deniz Ali Osman Aydın uluslararası hakeminiz. Hepiniz adına arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İnşallah tekrar başka videolarda buluşmak, görüşmek üzere.